Selam yumurseverler, Çocukluk Hayalim serisinin yeni bir bölümündeyiz. Bu seferki hayalim bütün evi gezen bir tren yapmak. Çocukken çok yapmak istediğim bir şeydi fakat tren yollarım hiçbir zaman yetmiyordu. Böyle arkadaşlarla tren yollarımızı falan birleştiriyorduk. Yine yetmiyordu. O yüzden öncelikle bir tane tren aldım fakat bunun içinden çıkan raylar tabii ki bu hayali gerçekleştirmeye yetmeyeceği için bunları ve bunu aldım. Bir tanesi aşağı düştü galiba. Daha da fazla parça almak istiyordum fakat stoklarda kalmadı. Yeni stok gelmesini bekleyeceğime. Dedim ki benim 3 boyutlu yazıcım var. Buraya da bir dünya 3 boyutlu yazıcıdan tren yolu bastım. Bunları da şöyle göstereyim. Şöyle çeşit çeşit farklı bayağı bir parça da burada var. Şu kutuları hemen şuradan bir alalım tekrar. Kullanacağım tren şöyle 2 vagonlu bir yolcu treni. Kutunun arkasından anladığım kadarıyla telefon uygulamasıyla falan da kullanabiliyoruz. Bunlara birazdan bakacağız. Bu seriye en son videoyu 2019'un sonunda çekmişim bu arada, yani üzerinden bayağı zaman geçmiş. Eğer bu seriyi seviyorsanız ve devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca 2 milyon aboneye çok yaklaştık. Videolarımı seviyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz diyerekten yapım aşamasına geçelim. Evet, şu anda trenimiz hazır. Kutudan çıktığı haliyle bu kadar bir rayı var. Bir de kutunun içinden şöyle bir kumanda çıktı. Buradan trenin hızını ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz hızda gidiyor. Çok hızlandırmak iyi bir fikir olmayabilir. Bir de ek olarak trenin önüne led ışıklandırma taktım. Yani bu kutudan çıkmıyor. Onu da şuradan şöyle açabiliyoruz ve ön kısmını aydınlatıyor işte. Öyle çok güçlü bir ışık olmasa da bir ışık var. Bir de hemen telefon tablet uygulamasını göstermek istiyorum. Aslında kumandayla aşağı yukarı aynı mantıkta çalışıyor. Yine buradan hızımızı belirliyoruz. Ve belirlediğimiz hızda gidiyor veya buradan direkt durdurabiliyoruz. Geri de gidebiliyoruz tabii ki. Bir de ek olarak böyle sesler var. Hani böyle simülasyon gibi bir şeyler yapmak isterseniz böyle sesler yapıyor. Bence bu çok da gerekli değilmiş yani. Kumanda da aynı işi yapıyor nasıl olsa. Şimdi şu kutulara bakmaya başlayalım. Bir kutudan ne kadar yol yapabileceğiz? Yani şurada 20 parça var ve 20 parça sadece şu kadarcık alanı kaplıyor. Bu kutuların içinden 8 tane düz yol, 4 tane eğimli yol ve ek olarak çok amaçlı yol mu denir artık bunlara, ne denir bilmiyorum. İster düz isterseniz de eğimli şekilde kullanabileceğiniz yollardan çıkıyor. Bir kutuyla 180 santim falan gidebiliyoruz. Az değilmiş ya, hatta düşündüğümden daha çok gidiyor. Ben kaç kutu almışım? 14 kutu almışım ve bu kutulardan birkaç tanesi şöyle büyük. Aslında bunlar daha küçükmüş. Bunların kutu boyları beni yanıltmış. Şu an onu fark ettim. Büyük kutuların içinden sadece 4 tane eğimli yol, 2 tane de şöyle makas çıkıyormuş. Başka bir şey yokmuş. Evi gezerken makaslar bir işime yarar mı bilmiyorum ama şu an 6 tane makasım var. Olmadı düz yol olarak kullanırız bunları da. Neyse, ben alt kata rayları döşemeye başlayayım. Alt katı bitirdikten sonra kafamda daha iyi oturabilir bunların boyları gibi geliyor.
Ve şu anda alt katın raylarını tamamladım. Hatta fazla fazla tamamladım. Hemen size şöyle bir göstereyim. Bir döngü şeklinde olduğu için başlangıç noktası yok da başlangıcı şurası sayarsak şöyle geliyor. Salonun sonundan mutfağa kadar gidip buradan dolanıp buradan merdiven kısmına gidiyor. Sonra tekrar dönüyor işte döngüyü tamamlıyor. Onun dışında ek olarak şöyle ortaya birkaç tane makas attım. Şuradan bir makas ayrılıyor, bu makas tekrar burada ikiye ayrılıyor ve biri şu tarafa, biri şu tarafa bağlanıyor işte. Bunları daha çok rayın boyutunu görmek için yaptım diyebiliriz. Yani şu an çok bir işlevleri yok. Tabii ki tren oradan gidebiliyor da çok bir önemi yok. Orta kısma bu kadar fazla ray takmama rağmen hala fazladan parçalarım var. Ayrıca 3 boyutlu yazıcıdan bastığım parçaları daha hiç kullanmadım. Onlar burada duruyorlar. Bu da demek oluyor ki tren raylarım bütün evi gezmek için yeterli. Yani şu andaki mevcut parçalarımla evi komple gezebileceğim. Bu videoda beni en çok endişelendiren şey tren raylarımın yetmemesiydi. Bunu aradan çıkartmam güzel oldu. Şimdi bir trenimizi deneyelim. Şunları alalım şuradan. Bunlar mıknatıslı bu arada. Şöyle birbirlerine mıknatısla yapışıyorlar. Umarım bir sıkıntı olmaz diyerekten başlayalım. İlk önce bir yavaş deneyeceğim. Biraz fazla yavaşım galiba. Azıcık hızlanalım. Tamam, turumuzu rahat bir şekilde tamamlıyoruz ortalama bir hızda. Hızlandığım zaman büyük ihtimal sıkıntı çıkartacak da. Şimdi bir de trenin üstüne kamera yerleştirip kamerayla bir görmek istiyorum. Şu parçayı buradan alsam olur herhalde. Bence açımız güzel. Hadi bir de böyle gidelim. Şuradan hemen makası değiştireceğim. Buradaki makası da değiştirsem tren ters dönecek değil mi? Düşündüğüm şey olacak mı şimdi? Mantıken yolda ters dönmesi gerekiyor şu an. Evet, şu anda ters döndü tren. Bir de trenin sınırlarını keşfetmek için hızımı arttıracağım. Şu an maksimum hızdayız. Ama herhangi bir sıkıntı olmuyor gibi diyemedim. Dememe fırsat bırakmadı, şurada patladı. Tamam, hızlı gitmek istiyorsam virajları birazcık daha şey yapacağım. Burada ne sıkıntı varmış? Aslında bir sıkıntı da yok. Gayet hafif bir viraj. Halının şeyinden dolayı mı şey yaptı acaba? Şurada hafif eğim var ya, o eğimden dolayı patladı galiba. Neyse, şimdi geldik asıl bomba kısma, beni en çok geren kısma. Bu tren üst kata nasıl çıkacak bu kadar dik merdivenlerden? Bunu çözebilmek için önce trene birkaç farklı rampayı çıkartmayı deneyeceğim. Yani rampadaki sınırlarımı çözebilmem lazım önce. Şöyle hafif bir eğimle başlayalım. Tamam, bunu çıkabiliyoruz. Eğimi arttırırsak... Hadi, hadi! Çok zorluyor ama çıkıyor. Vagonlarla birlikte çıkma ihtimali yok gibi geliyor şu an bana bu açıyı. Bir deneyelim. Çünkü tek başına bile bayağı zorlandı. Yok, vagon koyduğum anda patlıyor, gücü yetmiyor. Fakat bu açı da yeterli değil çünkü merdivenler daha da dik. Hatta direkt merdivenlerde mi denesek bunu? Şöyle merdivenlerin açısında bir deneyelim. Hiç umut yok gibi duruyor. Şu an en yüksek hızda tren, gitmeye yaklaşamıyor bile. Kamerayı alsam üstünden. Ay yapma bunu bana ya. Bu beklediğimden daha büyük bir sıkıntı. Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor. Rayı şuradan başlatsam, şöyle hafif bir açıyla şöyle devam ettirip şuraya kadar çıkartabilirim gibi. Yani yaptığım
testlerde şuradaki açıyla bunu yapabilirim gibi duruyor. Tabii çok uzun bir tahta ayarlamam gerekecek ama ondan sonrası pek mümkün değil gibi duruyor. Yani burada o açıyı verebilirim, şuraya kadar çıkabilirim, orada hiçbir sıkıntı yok. Fakat buradan dönüp sonra tekrar açı verebileceğim bir alanım yok. Burası çok daha dar. Şöyle özetlemeye çalışayım. Burada böyle kocaman bir alandan geliyorum, hafif açıyla yapıyorum. Ama burayı döndükten sonra öyle bir alanım yok. Nasıl yapabiliriz bunu? Benim azıcık düşünmem lazım bunu. Ne yapabilirim? Şu an kestiremiyorum. Dün evde bir sürü yöntem denedim fakat merdivenlerden bir türlü çıkamadım. O yüzden bugün neredeyiz? Eski evdeyiz. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum burayı. 2,5 senedir falan herhalde burada hiç video çekmedim. Akvaryumum hala yerinde duruyor. Ama maalesef içi boş. İçinde koca bir hiçlik var şu anda. Odam depoya dönüşmüş. Görünce üzüldüm. Şu odada ne videolar çektim ben. Burada uyudum, burada kalktım. Şu an bildiğiniz depo olmuş. Aga be. Bunları hatırlayanlarla yorumlarda buluşalım. Hepsini gösteremiyorum, dolap koymuşlar önüne. Burada mamutum var, peluş lemurum var, eski monitörüm falan burada. Çok göstermelik bir şey kalmamış odanın. Bayağı depoya dönmüş burası. Şu balkonda, şu masada ne toplu paket açılışları çektik. Şimdi burada toplu kavanoz açılışı falan yapıyorlar sanırım. Özlemişim be. Bayağı özlemişim. Şimdi bu eve geldim çünkü bu evi komple tren yollarıyla gezebilirim. Burası hem tek katlı hem de benim evden çok daha büyük. Benim evde merdiven var diye bayağı kişi benim evi çok büyük sanıyor da. Aslında o kadar da büyük değil. Neyse parçaları buraya yığdık. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, 2 saatlik bir uğraşın sonunda yolumuz hazır. Şöyle salondan başlıyor. Holden devam ediyor, holden mutfağa giriyor, oradan balkona çıkıyor falan. Hatta hiç böyle anlatmadan direkt treni açalım ve sizi turumuza başlatayım. Umarım tren yolculuğumuzu beğenmişsinizdir. Şimdi bir de fiziksel olarak göstereceğim ama bu gösterme işinden önce hazır buraya kadar gelmişken bir Mehmet Hoca'yı çağırayım istiyorum. Efendim. Ay korktum ya, bir şey fışkırtıyor sandım. Kameralara alışık değil misiniz beyefendi? Alışığım da öyle bir anda kapıdan girin lemur olunca, kamerası olunca insan alışık olmuyor tabii. Ev haliyle yakaladım bizi. Videodan çıktım efendim. Ne çekiyordun? Hemen dahil olalım. Dahil ol yani. Az önce dörtgenler, çokgenler çektim. En son ayarlar kaldı, öyle bıraktım. Ooo, logolu sandalye. Ben bunu görmedim. Vallahi. Logo kime ait? Logo benim logom. Logo ama yenilendi. Onu en son... Bak şimdi ama sen... temelini kim attı? Ya temelini sen attın, o logoyu sonradan güncelledik, öyle söyleyelim. Olsun, temel tasarım bana ait. Evet. O arada bütün markalar bir revizeye evet, gidiyor hoş yani. Hoş geldin ve tanıtımı da yapalım. 1 milyon plaketimiz efendim. Sonra 100 bin plaket ama bu başka kanalın plaketi. Koçum benim kanalımın plaketi. Ne kadar hızlı şey bekliyormuş. Ya bir yıldır falan sanırım bu anı bekliyormuş böyle. Aynen bir... öyle. Lemur geldi lan, meşhur olduk. Sana oyuncak oynatacağım. Bayılırım. En son seninle oynadığımızda trendlere girmiştik hatırlıyorum. Böyle araba yarışı ben kazanmıştım, hatırlıyorsun. Hiç işe gelmedi. Tamam hadi. Reji ben gidiyorum. Bir pislik yok değil mi işin için? Hani patla, bazuka falan. Bak oğlum var ya, kesin bir şey çeviriyorsunuz siz. Tamam başlatacağım mı, o kadar mı? Kumanda buyurun. Ay teşekkür ederim. Ay kumanda ne kadar güzel. Bir şey söyleyeceğim. Lego parçalarını da bununla mı birleştirdin? Bu böyle bütün mü geldi? Yani istiyorsan onu Legolarla birleştirebiliyorsun.
Böyle legolara uyumlu. Aa, bu böyle dönüyor. Bu ne, hızı mı? Böyle ayarlanıyor. Oynamı bozar. Şuradan artıya basarak hızlandırıyorsun, eksiye basarak yavaşlatıyorsun. Kolay. Ama işte virajlarda falan ona göre sürmen lazım. Ay, uzun zamandır böyle oyunlar oynamadım ya. Ay, çok mutlu oldum şu an. Anam, meşhur oldum lan Lemur. Hadi. Hadi gidiyorum. Get. Hazırsın. Şey, durmuyor bu. Bu artıya evet. Bas. Hızını ayarlıyorsun sen. Hızını ayarlıyorum. Ne kadar hızlı gidebiliyor? Daha gidiyor mu? Ya virajda ben olsam o kadar hızlanmazdım. Ya biz eski şoförüz. İnek var burada. Abi bak, bir şey olacaksa söyle ya. Bir şey olacaksa söyle. Tamam, burada da kamera var. Tamam, bir şey yok. Şey, yol. Aa, ya. Tamam dur, olayı çözeceğim şimdi. Hadi bakalım, bismillah. Yola çıkalım. Hadi. Ağır ağır, buraları ağır geçiyoruz. Tehlikeli yollar bunlar. Tamam, en ağır. Bu kadarı da dönsün artık canım. Bak, fazla basmadık. Bir tane basabiliriz. Biraz daha hızlanalım. Amma, viraj vermişsiniz arkadaş ya. Hiç mi düz yol yapmadınız? Her yer viraj. Oo, burayı çok iyi geçtim ama bence. Bunu zaman tutalım mı? Ah, son dakika yine gittin. Ama bence senden kaynaklı. Yol burada şeyli, hatalı, yol hatalı. Dur lan, geri gidiyor. Bir dakika, tamam. Yalnız bence orada yoldan kaynaklı. Ha, değilmiş, yoldan değilmiş. Bu mu abi şimdi olay? Evet. Ne var bunda ya? Lemur, emin misin oğlum bak. Sen böyle ultra abartı falan, uçması falan lazım bunun. Bu kadarla falan gitmez bu. Ama model trencilik bu şekilde. Model. Bence arkaya var ya, yük vagonu falan koyaydık. Şu tuş ne işe yarıyor? Hep öyle derler, buna basma falan. Basayım mı? Bir bas bakalım. 8 kere bas. 8 kere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi... Bir şey olmuyor. 3, 2... Ne 3 ikisi? 1. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ne oldu oğlum? Bak valla bak. Bayılırım falan bak. Valla benim öyle şeylerim var. Ben kadar... hipertansiyon hastası bir yaşlı bir insanım. Ya önden bir... Allah. Aa, burada vagonlar varmış, takalım mı? Devam mı? Tak. Takayım, dur. Vagonlarla gidebilir misin bilmiyorum. İşi zorlaştırıyorsun. Ne güzel oyuncaklar. Benim zamanımda vardı da pillisi bence yok. Bence sen ya. Bu turu tamamlayamazsın. Bence tamamlarım. Var mısın? Alırım ama oyuncağını. Alırım oyuncağını. Tamam. Tamam, alırım oyuncağını. Tamam, en azından eve trenle döneceğim bugün. Bu ama 1 kilometre hızla gitmeyeceksin değil mi? Hız, tamam, hız treni bu. Tamam, al. Fren. İşte bu dostum. Bu inek niye burada, ben onu anlamadım. Yolda inek olur ya. Tamam da yani bir şeye çık. Çıktı. Yalnız viraj var. Virajdan ağır ineceğiz. Abi çok iyi kullanıyorum. Bir şey diyeceğim, oyuncağım gidiyor şu an. Evet, yani turu orada tamamlıyorum değil mi? Tamam. En zor yerleri geçtin. Bir tane zor yer kaldı. Evet, en son halının üstü bence. Orada biraz ağır girmek lazım. İstediğim hızda gidebiliyorum. Öyle bir anlaşma yapmadık. Doğru, yapmadık. O yüzden buraları biraz ağır geçeceğim. Ayağımı falan mı koysam? Aa, öyle. O da yok. O da yok. Daha, kolaymış bu. Bunda bir şey yokmuş. Hadi yürü, evimize gidelim. Ben buradan rayları artık eve doğru döşeyelim o zaman. Şurayı geçersen oyuncağım gidiyor. Devril. Hayır. Devril, hadi. Halıda devril. Ya aldım. Aldım, benim. Bu benim. Vallahi bak, götürüyorum. Götürüyorum öyle. Alıyorum bunu. Vallahi aldı. Aldım, tren benim. Gençler, tren benim. Oynamak isteyen gelebilir. Bu arada ben az önce kayıt arkasında denedim. Ben yapamadım. Neyi yapamadın? Vagonlu olarak gidemedim, devirdim. Ben gidiyorum, hadi görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Rehber Matematik kanalına da abone olmayı unutmayın. Buradayım. Buradayım, evet. Taci matematik değil. Biz böyle şeyler yapmıyoruz gerçi ama matematik ne deniyoruz? Ultra vahşi şeyler. Dur. Bizim bir lafımız vardı ya. Ben öyle kapatırım. Sen kapatırsın. Bana da abone olsunlar. Ha, sana da tabii şey, Mendover Lemur'u unutmuyorsunuz. Oraya da kesin abone olursunuz. Hatta bir kanalı yok mu adam? Bir tane daha vardı. Lemur, sadece Lemur. Evet. Tamam, oraya da abone olun arkadaşlar. Bizde de bir ayrılık sözü vardı. Şimdi treni de görünce o aklıma geldi. Videoları şöyle kapatalım bence. Her ayrılık hüzünlüdür ama Mendover Lemur'daki ayrılıklar hüzünlü olmaz. Çünkü bir sonraki daha ultra, daha abartı. Hoşça kal. İyiydi.